Herkese bay bay. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. 11 Nisan, 17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili takipçilerim, sevgili danışanlarım, çalışma odama hoş geldiniz. Burası benim çalışma odam ve danışanlarımla buradan görüşüyoruz karşılıklı Zoom ya da Skype üzerinden. Ve şimdi bu hafta özellikle ayın 11'inden itibaren çok hareketli bir haftaya giriyoruz. Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu var. Terazi burcunun üzerine bir dolunayımız var. Aynı zamanda da Boğa burcuna artık Merkür geçiyor. Dolayısıyla bir koç gibi, koç mantığıyla hızlı, ateşli, alevli konuşmalar, kafa göz yararak konuşmalar yerine daha temkinli, boğa gibi iki defa düşünerek, belki biraz da inat ederek fikirlerimizi söyleyeceğimiz, tutucu, biraz da nasıl diyelim, biraz kendimizi ketleyerek, temkinli konuşmak, ihtiyatlı konuşmak aşamasına geçiyoruz. Sadece tabii ki Merkür konusu sadece konuşmakla ilgili değildir. Tutum, davranış da daha ihtiyatlı olacak anlamına geliyor. Nisan ayının sonuna kadar da ikizlere geçiş yapmamış olacak. Boğa üzerinde olacak Merkürümüz. Şimdi pazartesi günü, bir gün öncesinde Ay Aslan burcuna geçtiği için pazartesi günü Ay Aslan'dayken başlıyoruz. Özgüven yüklenebilir herkes. Hem siz hem karşınızdaki insanlar aşırı özgüvenli, kendine güvenen ya da biraz cesur, özgür, biraz böyle açık yürekli, üst perdeden konuşan, emir tonunda konuşan şeklinde olabiliriz. Dolayısıyla Ay'ın Aslan'da olduğu günlerde, artık Merkür'ün de Boğa'ya geçtiğini unutmayalım, İletişimimize çok dikkat edelim. Kırıcı olunabilir. Salı günü 13.16'dan akşam üzeri 6'ya kadar, yaklaşık 18'e kadar Ay boşlukta olacak. Sonrasında Başak Burcu'na geçiş yapmış oluyor. Ve Başak'tayken Ay biraz daha sorgulayıcı, derinlemesine araştırmacı, biraz böyle çapraz sorguya sevdiklerimizi tabi tutar hale gelebiliriz. Ve aslında biraz bu detaycılık rahatsız da edici olabilir. Hem karşınızdakini hem kendinizi. O sebeple Ay Başak'tayken özellikle söylemlerimize çok dikkat etmeliyiz. Karşıdakini yerine biraz kendimizi koymamız gerekli. Siz sadece soruyor olabilirsiniz ama başkaları bambaşka bir psikolojide olabilir. Size açıklama yapmaya gayret ediyorken, Ay Başak'tayken daha sorgulayıcıyız. Salı günü aynı zamanda Jüpiter'le Neptün kavuşumu var. Buna özel bir video hazırlamıştım, izlersiniz. Jüpiter-Neptün kavuşumu bu yılın en güzel günlerinden biri. Ve tabii ki bu kavuşum derecelerinde, yakın derecelerde yaklaşık bir ay kalacak Jüpiter ve Neptün. Sabit kalmayacak ama bunlar Güneş'ten çok uzak gezegenler olduğu için artık biliyorsunuz. Dereceleri çok uzaklaşmamış oluyor öyle hemen. Bir günde, iki günde Merkür gibi. Dolayısıyla Jüpiter-Neptün kavuşumu da biraz istekler, dilekler konusunda bizi böyle yeniden heyecanlandıracak. Geçen artık sonbahardan önceki günleri hatırlayın, yaz dönemini. Aynı aşkı, aynı heyecanı yeniden yaşayabiliriz. Aynı tutkuları yeniden yaşayabiliriz. Dileklerimizin listesini yapabiliriz. Tabii ki 30 Nisan Güneş tutulmasına, Boğa burcundaki Güneş tutulmasına yaklaşıyoruz. Gergin de birkaç gün olur. Öncelikle 30 Nisan civarı, ama tabii ki bunun 6 ay öncesi ve 6 ay sonrası da çok önemli. Her birimiz farklı bir evden etkileniyor olacağız. Şimdi buna çok yakınken Jüpiter-Neptün kavuşumu ve birkaç tane daha güzel gün var. Onlardan da bahsedeceğim zamanla size. Nisan ayının en güzel günlerinden biri. Ayın 14'ünde Perşembe günü Ay akşam 21 civarı 2 saat kadar boşlukta olacak. Sonrasında artık Terazi'ye geçiyor. Ve Terazi uyum demek, uyumlu konuşmak demek, dengeyi korumak demek. Ve ikili ilişkilerde dengeyi korumak, sevdiklerimize uyum göstermeye çalışmak, adaletli olmak, hakkaniyetli olmak demek. Ve yöneticisi biliyorsunuz Terazi'nin Venüs. Dolayısıyla Venüsyen anaç bir yapımız olur. Ve cumartesi günü akşam 21.55'te bir dolunay gerçekleşecek Terazi'nin 26. derecesinde. Dolayısıyla 26. derecede çok çok önem kazanacak. Her birimizin haritasında da nasıl etki alacağımızı aktaracağım sizlere. Pazar günü artık Ay Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla yine biraz sorgulama. Kambalya yıldızıyla başlıyor tabii, 7 derecesinde biliyorsunuz Akrep'in. Ve artık biliyorsunuz yıldızları aktarıyorum size ara ara. Ve Akrep'in sorgulaması, derinlemesine düşünme, belki o kötücül düşünme, olumsuzu düşünme, evham yaratma gibi konular gündemimiz olabilir. Şimdi tek tek burçlar bazında bakalım bu haftaya.
Ve Koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar, öncelikle bu haftadan sonraki haftalar 30 Nisan ve 16 Mayıs'ta önce bir güneş tutulması, sonra bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Üstelik de sizin bu 2. ve 8. evinizden, yani kendi paranız, kendi kazancınız ve de başkalarının parası, evliyseniz eşin parası ya da belki bankanın parası gibi konularda bizi biraz gergin hale getirebilir. O da odak noktamız bunlar olur. 30 Nisan'da ikinci evinizde, yani Boğa burcu üzerinde bir tutulma gerçekleşecek, güneş tutulması. 16 Mayıs'ta da Akrep burcu üzerinde de yine bir dolunay deneyimleyeceğiz. Demek ki neymiş? İkinci ev ve sekizinci ev. Bunlarda hep para konusunda özellikle bir psikoloji geliştireceğiz, bir odaklanma geliştireceğiz anlamına gelir. Öncelikle bu haftanın pazartesi günü artık Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin burcunuzdaydı epeydir ve iletişim noktasında çok iyi hissetmiş olabilirsiniz. Güçlü ilişkiler kurmuş olabilirsiniz. Şimdi artık para konuşacaksınız. Çünkü ikinci evinize Merkür'ün geçişi parayla ilgili haberler getirir. Kazançlarınızla ilgili olumlu olumsuz haberler getirir. Çok büyük bir ihtimalle tutulmanın da ikinci evinizde olduğunu düşünerek bence iyicil etkileri var. Neden? Kuzey ay düğümü de ikinci evinizde. Yani kuzey ay düğümünün bulunduğu bir yerden bereketsizlik beklemeyiz. Savurganlık beklemeyiz. Problemli durumlar beklemeyiz. Güney düğümü olsa farklı konuşurduk. Demek ki neymiş? Kendi kazancınızla ilgili bir artış var. Doğum haritanızda bundan çok daha aykırı bir yapıda değilse kazancınızla ilgili bir artış var. Doğru yatırımlar yapma dönemindesiniz. Ama elbette iki kere düşünmek mecburiyeti var. Neden? Merkür Boğa burcunda. Ve Salı günü 12. ev noktasında sizin için çok çok önemli bir Jüpiter-Neptün kavuşumu var. Bu Jüpiter-Neptün kavuşumu rüyalar, hayaller, hayal ettiklerimiz, odak noktamız, hissettiklerimiz, karşıya söyleyemediklerimiz, bütün bu konularla ilgili bizi harekete geçirebilir, heyecanlandırabilir, karşıdan o ışığı görebiliriz. Bu ikili ilişkiler için geçerli. Fakat bu bizim psikoloji dünyamızda, 12. evimizde Jüpiter-Neptün kavuşumu Balık burcu üzerinde. Demek ki neymiş? Haftaya hem hareketli başlıyoruz, hem de biraz hayal ettiğimiz modda başlıyoruz. Hem de odaklanabildiğimiz modda başlıyoruz. Şimdi 12. evinizde böyle bir nokta varken Neptün oraya bir sis perdesi, bir rüya demeti yükleyebilir. Yoğun rüya halinde gibi hissedebilirsiniz. Ama o rüyaları gerçekleştirmek üzere Jüpiter de oraya projeksiyon ediyor. Bir yandan Merkür açısından bakacak olursanız güven istiyorsunuz, güvenlik istiyorsunuz, belki de yuva kurmak istiyorsunuz. Ama bir yandan Neptün'ün 12. evinizde olması, belli rüyalar gerçekleşsin istiyorsunuz ve Jüpiter de artık buraya iyilik getiriyor. Unutmayalım, Mars'ın halen Kova'da olduğunu ve 20 Nisan civarında Balık burcuna geçecek olduğunu ve 12. evinizde böyle bir Jüpiter-Neptün kavuşumu varken bu hafta isteklerim, dileklerim gerçek olsun istersiniz. Yatırımlarım doğru yönde olsun istersiniz. Muhakkak hareketlerinizi iki kere düşünün derim ve de aynı zamanda 16 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay var. Bu sizin tam karşı noktanız, 7. ev alanı. Yani öyle ki hayatınıza giren kişi kalıcı olabilir. Zaten evli olabilirsiniz. Bu kalıcılığın tadını çıkarırsınız. Bazılarınız kalıcı ilişki istiyor ve de çoktandır belki emek verdiniz, karşıya saygı duydunuz, birlikte hareket ettiniz. Artık kalıcılık istiyor, söz istiyor. Belki nişan, söz yapacak olanlarınız var. Belki evlenmek niyetiyle yaklaşacak olanlarınız var. Ya da evli olabilirsiniz elbette. Bazı Koç burcu danışanlarım ve takipçilerim de evliliğini sabitleyecek şekilde ve de nasıl diyelim, karşılıklı güvence verecek şekilde belki bir bebek, belki bir söz vermek, belki bir tatile çıkmak gibi bir gündemi olabilir, planlayabilirsiniz. Dolayısıyla neymiş? İlişkiler kuvvetleniyor böyle bir Koç dolunayında. Elbette bazılarımız için ilişkilerde yıpranma olmuş olabilir. Hatta sadece evlilik değil, ikili ilişkilerde, yani ortaklık ilişkileri de dahil buna düşünecek olursak, belki de ilişkileriniz çoktan yıprandı ve ayrılık kararı da böyle bir dolunayda alabilirsiniz. Bu da ihtimal dahilinde. Dolayısıyla
dolayısıyla her zaman çok büyük güzellikler, iyilikler getirecek değil ama Koç burcunun ya da terazinin özellikle 26 derece civarında artı eksi 5 derece eğer kişisel gezegen yerleşimleriniz varsa muhakkak bundan olumlu etkilenirsiniz. Bir Jüpiter, bir Venüs yerleşiminiz varsa özellikle muhakkak olumlu etkilenirsiniz sevgili koçlar. Ve umarım çok güzel bir hafta olur. Ben güzel bir hafta olmasını bekliyorum açıkçası. Sizden de güzel haberler almayı bekliyorum. Ve gelelim sevgili Boğa burcuna. Sevgili Boğa burcu, sizin de tam Kuzey Ay düğümünü misafir ettiğiniz dönemde Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumunu 11. evinizden, yani istekler, dilekler noktasından bu Salı günü kavuşum halinde yaşayacaksınız, deneyimleyeceksiniz. Bu mantıklı düşünmekle, Merkür de Boğa burcunda pazartesi günü geçiyor. Mantıklı düşünmekle hayallerimizi gerçekleştirmek arasında şöyle bir ikilemde kalabiliriz. Bu ikilemi aslında Neptün sis perdesi yükleyerek Jüpiter de orayı ışık tutarak sağlıyor. Fakat biz bundan korkmayacağız. Aslında belki bir ay kadar daha bu denklemde olacağız. Üstelik de tam da sizin yükseleniniz üzerinde 30 Nisan'da bir güneş tutulması var. Güneş tutulmaları anlatacağım size zaman içinde. Güneş tutulmaları bizimle ilgili daha bir hayat kalitemizi sabitleyecek şekilde bazen olumlu bazen de olumsuz olabilir. Ama ben büyük ihtimalle olumlu bekliyorum. Çünkü tutulmalar aksı kuzey güney düğümler boğa akrep aksında olduğu için tamamen boğa ve akrep aksında. 25'inde boğa burcunda bir güneş tutulmamız var. 16'sında Mayıs'ın bir de ay tutulmamız var. Tam karşı noktanızda akrep üzerinde. Demek ki neymiş? Ben ve sen noktası. İkili ilişkilere çok çok dikkat ediyor olmamız lazım sevgili boğalar. Ve sevgili boğalar, bu hafta pazartesi Merkür boğa burcuna geçiyor. İletişimimize çok dikkat edelim ama iletişimin merkezinde siz varsınız. Yükselen boğa ya da güneş burcu boğa da olsa, bir ihtimal ay burcunuz boğada olsa mutlaka sözünüz dinlenir, itibar edilir, görüşünüz sorulur, karşılıklı ilişkiler kuvvetlenir böyle günlerde. 11. evinizdeki Jüpiter-Neptün kavuşumu Salı günü demiştim. Bu da istekler, niyetler konusunu hem kuvvetlendiriyor ama bir ihtimal dalgın olabilirsiniz. Dalgın olmamaya bakın. Ayın Başak Burcu'na geçeceğini o akşam unutmayalım. Yapacağımız bütün faaliyetler zamana yayarak ya da böyle birden değil, akut değil, düşünerek, enine boyuna görüşler alarak olması lazım. Ve kendi el becerilerimizi geliştirebiliriz, kendimize güvenebiliriz becerilerimiz doğrultusunda. Bazılarımız da yepyeni bir iş hedefliyor olabilir. 11. ev konuları o kadar değişik ki, yani sosyal çevremiz, 5. ev konularını hariç tutmuyor. Bundan hobilerimiz, becerilerimiz, çocuklarımız tamamı 11-5 aksında. Çocuğunu merkezine almış bir çocuklu anne ya da baba da olabilirsiniz elbette. İşte bu 11. evinizdeki Jüpiter-Neptün kavuşumunda her birini dileyebilirsiniz. Her bir dileği yerine getirmek üzere yakınlaşabilirsiniz bunlara. Ve Neptün'den dolayı bir ihtimal, bir hafif bir aldatıcılık, aldanmaya meyletmek. Yani ben buna inanmak istiyorum, bu kadar da güzel olamaz ama inanmak istiyorum, kabullenmek istiyorum dediğiniz konular olabilir. Gerçekmiş gibi yapıp da hayallerde kalabilir bazı konular. Alıp başını gidebilir karşımızdaki kişiler diye de düşünüyorum. Bu da bir ihtimal dahilinde elbette. Bu hafta 16 Nisan da çok önemli. Cumartesi günü. 16 Nisan günü sizin için 6. ev iş alanınızda, yani disiplin içine sokacak sizi. Terazi burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay, terazi burcundaki dolunay sizin 6. eviniz. İş ortamınızdaki bütün tavır, davranış değişikliklerimiz, Mars da balık burcuna geçmeden önce bütün tavır davranışla ilgili sıkıntılı süreçleri tekrar tekrar gözden geçirmek 10. evinizde
Mars şimdilerde Kova'da. Dolayısıyla iş disiplini edinmek, yarım kalan işleri, hele de şu Merkür Retrosu Boğa'da başlayacak biliyorsunuz. Başlamadan öncesinde tamamlamak mecburiyetiniz var. Ayın 16'sına odaklanalım. Sonraki 14 gün içinde bazı konuları artık tamamlamanız gerekiyor. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Kendimin de yükselen terazi olduğunu unutmuyorum elbette. Ne demişler? Çuvaldızı kendine batır, iğneyi başkasına, ve yarım kalan işlerin tamamlanması mecburiyeti var böyle bir haftada. Pazar günü ay artık Akrep Burcu'nda. Sevgiliyle bir hareketiniz, sevgiliyle belki bir piknik, belki bir tatil planlamanız, eşle, ortağınızla belki de bilmiyorum, buluşmanız, görüşmeniz gibi bir gündeminiz olabilir. Tabii Mars'ın Kova'da olduğunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. O sebeple biraz iş hayatına, kariyer noktamıza odaklıyız bu hafta sevgili boğalar. Özellikle soğuk algınlıklarına ve boğaz ağrıları, sinüzit ağrılarına, göz, burun, bütün sinüslerin açılışına ve boğaz ağrılarına dikkat edelim bu hafta. Üşütmemeye gayret edelim. Venüs balık, Mars balık, buna biraz dikkat etmemiz şart. 6-12 aksını komple etkilediği için hem ruh halimizde fiziki anlamda sağlık sorunları olabildiği gibi psikolojik anlamda da biraz psikolojik hastalıklar konusuna odaklanabiliriz. Özellikle odaklanabiliriz. Çünkü burası rüyalarımızı gerçekçi kılar, kafa karışıklığı yaratabilir. Yani 16'sındaki terazi dolunayı bizim kafa karışıklığımıza da sebep olabilir. Çünkü aslında hemen bir geride Koç burcunda bir dolunay gibi öyle bir etki verebilir. Bunu da unutmamış olalım. Ve umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum özellikle. Halen kanalıma da abone olmayan bir boğa burcuysanız bekleriz efendim. Ve sevgili ikizler, özellikle Merkür'ün 12. evinize geçişi bu ay boyunca, yani boğa burcundaki Merkür, yani sizin yöneticinizin 12. evinizde bulunuşu odaklanmanızı aksatabilir. 12. ev alanını biliyorsunuz çok da takdir etmeyiz. Burası netleşmek, odaklanmak konusunda sıkıntılı süreçler yaratabilir size. Merkür yöneticiniz olduğu için kısıtlı bir bilinç ya da kısıtlı bir idrak diyelim, iletişimde kısıtlama getirebilir. Özellikle 12. evinizdeyken, yani rahatlıkla anlaşamadığınızı görebilirsiniz etrafınızdaki kimselerle. Üstelik güçlü bir ticari anlaşma ya da çok önemli bir sözleşme dönemi değil kesinlikle sizin için. Sözleşmeler imzalamak için biraz bekleseniz iyi olur. Yani Merkür Boğa burcundayken özellikle net olarak A'dan Z'ye öğrenmeniz, anlamanız ya da birbirlere danışmanız, bir danışmanlık almanız çok çok doğru olur sizin açınızdan. Ve Salı günü Jüpiter Neptün kavuşumu çok da güzel bir gün. Elbette birkaç haftadır aslında buna doğru gidiyor bütün dereceler. Jüpiter Neptün Güneş'ten çok uzak mesafede olduğu için bir videoyla anlatmıştım size. Çok da çabuk bir araya gelen ve tek günde kavuşan gezegenler değil Merkürler, Venüsler gibi hızlı bir gezegen değil. O sebeple epeydir bunun etkisi altındayız ve de birkaç hafta daha Jüpiter Neptün kavuşumunun etkisi altındayız. Dereceleri tamamen ayrılıncaya kadar, Nisan ayı boyunca diyebilirim. Yöneticilerinizle görüşmek ya da onlara sunum yapmak ya da onların gel oturalım konuşalım, belki maaş artışı, belki fiziki şartlarınız gibi kariyerinizle ilgili, toplum önündeki duruşunuzla ilgili konuşmalara işaret ediyor. Elbette bu dönem evlenme kararı alabilirsiniz. Bu dönem nikah yapabilirsiniz. Bu dönemde bunları planlıyor olabilirsiniz. Çünkü 10. eviniz, yani en tepe noktası haritanın, toplum önünde nasıl durduğumuz, duruşumuzla da çok ilgili. O sebeple bu Jüpiter Neptün kavuşumunda 11, 12, 13 Nisan civarında evlilik, nikah kararı da alabilirsiniz. Evlenme teklif edebilirsiniz sevgili ikizler. Bir diğer konu da Mars'ın balık burcunda bulunması. Bu da yine odaklanma konusunda sorun yaşatabilir. Sürekli erteleyebilirsiniz bazı konuşmaları. Bu haftanın bir diğer konusu da cumartesi günkü 16 Nisan'da, cumartesi günü akşam saatlerinde terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Ve bu dolunay sizin için
Beşinci ev konuları yani aşk yani flört yani sevgili alanı, eğlence alanı, çocuklarınızla ilgili konular, bütün bunlarla ilgili bazı noktalarda tamamlanma enerjisi verecek ve belki de finansal koşullar işin içinde olacak. Bazı anlamda da krizli bazı konuları masaya yatırmak zorunda kalabilirsiniz. Yani tartışmalı belki bir tatil planı, tartışmalı belki bir çocukların okulları ile ilgili gündemler ya da yaz tatili civarındaki bir gündeminizi şimdiden planlayacak olabilirsiniz. Çünkü hali hazırda 30 Nisan'daki Boğa burcundaki Güneş tutulmasının etkisi altındayız. Bunun etkisi 6 ay önceden başlar ve artık iyice etkiliyor durumda. Sonraki 6 ayın gündemini de işte şimdilerde konuşuyor olabilirsiniz. Ve kritikler çok keskin, katı bir dille olabilir. Bu dilimize biraz dikkat etmekte fayda var. Bu hafta özellikle sevgili ikizler baş boyun bölgesine ve boğaz ağrılarına, kulak ağrılarına, lenflerdeki düğümlenmelere bunlara dikkat edelim. Ses kısıklıklarına dikkat edelim. Bu hafta bu konularda sorun yaşayabiliriz. Sinüslerde sorun yaşayabiliriz. Unutmayalım. Umarım çok güzel bir hafta olur sevgili ikizler. Ve sevgili yengeçler, haftaya 11. evinizde idealler, istekler noktasında bir Merkür'ün boğaya geçişiyle artık dilimizi de değiştireceğimiz, biraz iki yönlü düşünmemizi gerektiren, çok yönlü düşünmemizi gerektiren bir yerleşim. Merkür'ün boğadaki durumu. Biraz kendimizi ketlediğimiz bazı konuşmalar, engellediğimiz bazı konuşmalar içeren bir hafta olacak. Çünkü arkadaşlıklar, arkadaşlarla görüşmeler, bütün bunlarla ilgili beraber plan yaptığınız konularla ilgili çok emin olamadığınız ve iki yönlü düşündüğünüz, iki defa düşündüğünüz, tekrar tekrar pek çok kişiye danıştığınız bazı önemli planlarınızı masaya yatıracaksınız bu hafta. Özellikle birlikte yaptığınız planlarda biraz inatçı, biraz dirençli olabilirsiniz. Şimdiden onu söyleyeyim. Bu haftanın bir diğer konusu da Jüpiter-Neptün kavuşumu. Epeydir bu etki altındayız. Birkaç haftadır ve 9. evinizi etkileyecek şekilde geliyor. Yani demek ki eğer öğrenciyseniz, eğitim hayatındaysanız, 9. ev biliyorsunuz eğitimle ilgili. Burada bir takım istekleriniz doğrultusunda çok hızlı çıkışlar yapabilirsiniz. Akademik kariyer yapıyorsanız keza yine aynı şekilde. Fakat burası yurt dışı ile ilgili de gündemleriniz olasılığını gösteriyor. Eğer yurt dışı ile çalışmayı planlıyorsanız, uzaktan yurt dışına çalışmayı planlıyorsanız, çok iyi, ideal bir dönemde olduğunuzu anlatmıştım özel bir videoda ve belki de göçmenlikle ilgili bir takım başvurularınız var, formlar dolduracaksınız. Şimdi bunlarla ilgili çok güzel sonuçlar alma dönemi. O formlar şimdi doldurulursa ya da çoktan doldurdunuzsa bununla ilgili sonuçlar alma dönemi, olumlu sonuçlar olduğunu düşünüyorum şimdiden. Bu haftanın bir diğer önemli konusu da 16 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunayımız var. 26 derece terazide. Bu da sizin sevgili yengeçler 4. evinizde anne, baba, yuva noktanızda, aile noktanızda, aile içinde bir takım krizli durumlar, krizli sorgulamalar olabilir. Terazi dolunayı, evet Venüs bu dolunayın yöneticisi ama burada para trafiği ile ilgili bazı sıkıntılı süreçler olabilir. Alacak verecek konuları, borçlar, hiç hesapta olmayan bir takım borçların konuşulması, enerjiyi özellikle ödemeler planlamasına sevk etmeniz gibi gündemleriniz olabilir. Öyle bir zaman dilimi ki özellikle alacak verecek konularında aslında hem şanslarınız var hem de bu şanslar için bazılarını, aile bireylerini ikna edemiyor durumda olabilirsiniz. Ve bu dönemde özellikle ayaklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Üşütmelere, ayak, dizler ağrıları, parmaklar ağrılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Ve öyle bir dönem ki üşütmeleri başka hastalıklarla karıştırabiliriz. Çünkü Neptün'ün balıkta olduğu süreç bir takım hastalıklarla ilgili de sağlık koşulları ile ilgili de net olamamamıza sebep olur. Bu net olamayışımızın bir diğer noktası da yine Merkür'ün de Boğa burcunda oluşu. O bize yine tam idrak edemeyişimiz, tam olarak neyimiz var anlayamayışımız, anladınız siz onu, cümle kuramıyorum bu ara. Tam olarak neyimiz var anlayamayabiliriz. Yatarız, dinleniriz, dinlenmeden geçmez deriz. Bir bakmışız iyileşmiş. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum bu dönemin. Jüpiter-Neptün kavuşumu ile ilgili özel bir video hazırlamıştım. Burası sizin için sevgili yengeçler 9. ev konularını çok ön planda tutuyor özellikle. Çünkü 15 Nisan
Nisan'da artık Mars da Balık burcuna geçiyor ve burası Venüs de Balık'ta. Siz de su grubundan önce bir burç olduğunuz için özellikle sizin yol haritanız olacak bir döneme girdiniz. Yol haritası olacak, iyi danışmanlık alabileceğiniz, insanlara ulaşabileceğinizin garantisi resmen. Dolayısıyla güzel bir hafta olacağını şimdiden öngörüyorum. Başka türlüsünü kabul etmiyorum. Olumsuz olursa da yorumlarıma lütfen yazınız. Çünkü bu hafta ikili ilişkilere dikkat edersek, sözlerimize dikkat edersek, çok böyle ikilemde kalmazsak. Çünkü biliyorsunuz ay hem salı günü hem çarşamba günü Başak Burcu'nda, pazar günü Akrep Burcu'nda. Demek ki neymiş? Çok sorgulayıcı, irdeleyici olabiliriz. Kırıcı olmamaya gayret edelim sevgili yengeçler. Ve gelelim sevgili Aslan Burcu'na. Sevgili aslanlar, çok özel bir haftadayız. 11-17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Özellikle 30 Nisan'daki güneş tutulmasının etkisi altındayız. Bu güneş tutulmasına 6 ay önceden aslında etkisine girmiş durumdayız. Ve de sizin özellikle 10. ev, kariyer ve statü alanınız, aynı zamanda da yuva noktanız, 4. eviniz etki altında. Bunları zamanla tabii tekrar tekrar aktaracağım size. Şimdi bu haftanın gündemine gelelim. Pazartesi Aslan Burcu'nda ay. Dolayısıyla aslında tam sizin döneminiz. Egonuz da çok yüksek görünebilir. Her zaman Aslan Burcu'nun egosu çok yüksek değildir. Orada 30 derece var. Her birinden farklı bir yıldızdan etki alıyorsunuz. Dolayısıyla her zaman egonuz yüksek görünmeyebilir. Ama ay Aslan Burcu'nda, bu da size özgüveni yüksek diyelim. Özgüveni yüksek, tepeden konuşan ve rahat ettiğiniz bir dönem diyebilirim. Sonrasında salı günü artık ay Başak Burcu'na geçiyor akşam saatlerinde ve çarşambada ay Başak Burcu'nda. Para konuşuyor olacaksınız. Parayla ilgili bir takım faydaları ve parayla ilgili bir takım haberler alabilirsiniz. Bu arada pazartesi günü itibariyle Mars'ta, Merkür'de Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla sevgili aslanlar, kariyerle ilgili güzel haberler alma aşamasındasınız. Güzel haberler alacaksınız. Ve sevgili aslanlar, salı günü özellikle Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Tabii ki tek günlük bir konu değil. Haftalardır aslında bu derecelere yavaş yavaş yaklaştı bu iki gezegen. Güneş'ten çok uzak mesafede olduğu için çok ağır hareket ediyor ve ağır ağır derece topluyor biliyorsunuz. Şimdi onların da tekrar iki yana savruluşu Nisan ayının sonunu bulacak. Demek ki neymiş? İki çok güzel gezegen. Bazen Neptün sis perdesi verebilir, bazen de Jüpiter gibi iyicil bir gezegenle ya da Venüs'le kavuştuğunda istekler, dilekler doğrultusunda dualarınızın kabul olduğunu görürsünüz. Çünkü Jüpiter orayı aydınlatır. Yani kötücül, tabii ki kötü giden bir ilişki de kopabilir. Bu ayrı bir konu ama sevgili aslanlar, bu dönem sizin için, bu kavuşum 8. evinizde. Yani karşınızdaki kişinin parası, variyeti, mülkü, mirası ya da gelir giderinizle ilgili konular, oradan alacağınız ne derler, nafaka gibi, miras gibi gündemleriniz olabilirliğini gösteriyor. 8. ev konuları aynı zamanda tabii ölümler, ameliyatlar vesaire, ama burada biz ölümlerden bahsetmiyoruz. Çünkü iyicil iki gezegen, yani hayalleri gerçekleştiren Neptün ve Jüpiter, tabii ki bunların kavuşumu muhakkak gelirinizin artışıyla ilgili ve birilerinin kanalıyla, yani amirlerin onay vermesiyle gelirinizin artışı da olabilir. İkinci ev konusu tabii ki bu alın teri. Ama bir yandan eşinizin de, varsa bir eşiniz, geliri artabilir. Babanızın da geliri artabilir. Muhatap noktanız her kimse, oranın geliri artabilir. Kredi almak istersiniz. Bugünlerden önce almadınızsa şimdi alabilirsiniz. Dolayısıyla sevgili Aslan Burcu, özellikle yükseleniniz Aslan ise 8. eviniz çok hareketli. Buraya aynı zamanda Mars da Balık Burcu'na geçeceği için yine 8. evinize gelecek. Demek oluyor ki aslında gündeminiz genellikle para. Ağır bir şekilde para. Ve de kripto paralar gibi spekülatif paralar da buranın konusu. Bu haftanın, bu ayın diyorum, alışkanlık. Bu haftanın bir diğer konusu da 16 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde Terazi Burcu'nun 26 derecesinde bir dolunayımız var. Bu dolunay da sizin için çok çok önemli. Çünkü 3. ev iş,
Günlük işlerimiz, otomobilimiz, günlük her kimi görüyorsak bunlar kardeşlerimiz burayla ilgili biraz sıkıntılı haberler alabilirliğimizi gösteriyor. Otomobil arızasına sebep olabilecek olan bir dolunay. Ya da bunun tabii ki 14 gün kadar sürecek, 30 Nisan'a kadar sürecek etkisi. Yeni ay yani güneş tutulmasına kadar ve üçüncü evinizde olduğu için otomobiliniz bozulabilir. Kardeşlerinizle ilgili bir takım aksaklıkları duyabilirsiniz. İşiyle ilgili olabilir, günlük hayatıyla ilgili olabilir ya da para trafiğiyle ilgili olabilir. Bütün bunların her birinin karşılığında terazi dolunayı, tabii ki Venüs yönetiyor bu dolunayı. İyicil bir takım çözümler ya da belki para bulmak ya da temin etmek ya da orada bir destek vermek gibi gündeminiz olabilir. Sizden beklentiler olabilir sevgili aslanlar. Bu hafta özellikle salı ve çarşamba ve de pazar günü konuları enine boyuna irdeleyici olabilirsiniz. Pazar günü de ay akrepte olacak ve detayını araştırmak isteyebilirsiniz. Unutmayın, dolunayın etkisi sonraki 14 gün boyunca geçerli ve biraz daha iki yönlü düşünmek, biraz daha enine boyuna uzun uzun düşünmek, sonra kararlar almak mümkün olsa iyi olur bu hafta. Düşünmeden hareket etmeyin özetle. Ve bu hafta biraz sağlığınıza dikkat edin derim. Çünkü kafa karıştırıcı sağlık sorunlarınız olabilir. Yani güncel, geçici, griptir ama Covid zannedebilirsiniz gibi kafa karıştırıcı sağlık sorunlarına bu hafta sebep olabilir gökyüzü bugünden de. Sorularınızı bekliyorum. Halen kanalıma abone olmayan Aslan Burcuysanız hoş geldiniz demek istiyorum. Takipte olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Ve gelelim sevgili başaklara, canımın içi başaklar. Sevgili başaklar, bütün gündeminizde çocuklarınız, yuvanız, eğlence, tatil bunlar olabilir. Bunların planlamasını yapıyor olabilirsiniz. Ve yuva noktanız 7. evinizde de Jüpiter'le Neptün kavuşacak. Öncelikle ay pazartesi günü Aslan Burcu'nda yani 12. evinizde. Yükselen başak olarak bir gerisi 12. evinizde. Aynı zamanda pazartesi günü Boğa Burcu'na da Merkür geçiş yapıyor. Demek ki bu hafta her şeyi enine boyuna düşüneceksiniz. İki kere irdeleyeceksiniz. Bu sizin normaliniz olabilir. İyi derli toplu düşünüyorum. İki yönlü düşünüyorum. Her açıdan bakıyorum. Her açıdan izliyorum diyebilirsiniz. Gayet güzel. Salı günü ve çarşamba günü ay sizin burcunuzda Başak'ta ve salı günü gündemimiz Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu. 7. evinizde kavuşacak. Dolayısıyla ev hayatıyla ilgili bir takım güzel gündemleriniz olabilir. Yuva kurmak isteyebilirsiniz. Bekar bir Başak burcuysanız. Evliyseniz gündeminizde yuvanız, eşiniz, çocuklarınız olabilir ya da çocuk isteyebilirsiniz. Çocuk isteyen bir Başak burcu böyle bir dönemi çok iyi değerlendirmeli. Sadece salı gününe özel, ayın 12'sine özel bir denklem değil. Ağır hareket eden gezegenler olduğu için birkaç haftadır aslında Jüpiter'le Neptün kavuşum açısında ve de birkaç hafta daha Nisan'ın sonuna kadar diyelim biz ona yine kavuşum açısında olacak. Bu haftanın bir diğer gündemi de biraz kötücül diyelim biz ona aslında, gerginlik verici diyelim. Terazi burcu üzerinde uyum mecburiyeti veren bir dolunay var. 26 derece terazide cumartesi akşam saatlerinde bir dolunayımız var. Bu dolunay aslında pembe ay sizin ikinci evinizde, para alanınızda. Demek oluyor ki parayı nereye nasıl harcayacağınız konusu ya da gelirinizin artıp artmayacağı konusu ikilemde kalmış olabilir. Emin olamadığınız sonuçlar alabilirsiniz. Cumartesi olabilir dolunayımız ama 14 gün daha bu etki altındayız ve dolayısıyla para konusunda biraz ikilemde günleriniz olabilir. Ve yapılacak bir zam ya da paylaşılacak bir para paylaşımı, prim ya da buna benzer bir ödeme yapılacaksa da düşündüğünüz miktarda olmayabilir. Ona biraz dikkat edeceğiz. Hakkımızı illaki arayacağız biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz bu yıl özellikle 9 ve 3 aksında kuzey güney düğümleriniz olduğu için uluslararası seyahatleriniz çok çok önemli. İş ortamınız, 3. ev konuları çok önemli. Kardeşlerinizden güzel haberler alabilirsiniz. 9 3 aksında
güneş tutulması ve ay tutulması sürekliliği var. Yani hemen 30 Nisan'da 16 Mayıs'ta önce Boğa'da güneş tutulması, sonra onun tamamlayıcısı Akrep'te ay tutulması. Bunların gerçekleştiğini göreceğiz ve bütün hayatımızı 3-9 aksında idame ettirmiş olacağız. Özellikle sizler 2023'ün Temmuz-Ağustos ayına kadar 3-9 aksındaki, yani akademik kariyeriniz, eğitiminiz, uluslararası bazı yazışmalarınız, uluslararası işleriniz, başka ülkeye göç etme konusu ya da yurt dışında yaşayan danışanlarım çok sayıda. Onlar Türkiye'ye gelecekler. Onlar Türkiye'de epeydir yapamadıkları ziyaretlerini yapacaklar ve günlük hayatlarındaki işlerini belli bir düzene sokacaklar. Üçüncü evinizdeki güney ay düğümü özellikle buna işaret ediyor. Ve bu hafta ayrıca sağlığımıza dikkat ediyoruz sevgili başaklar. İkinci evinizdeki terazi dolunayı, yani sağlığımız, sağlık variyetimiz biliyorsunuz orası, biraz sağlığımızı da sarsabilir. Kafa karıştırıcı olabilir. İşlerimizin aksamaması bakımından sağlığa çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız şey grip mi, soğuk algınlığı mı, yoksa Covid mi, bunu bir türlü ayırt edemeyebiliriz. Neptün'ün sis perdesi her zaman hazır bekliyor biliyorsunuz. O sebeple bu hafta biraz dikkat etmek lazım sağlık konularına da. Umarım çok güzel bir hafta olur. Halen kanalımı takip etmiyorsanız takibi alın. Hep bir arada olalım sevgili başaklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve gelelim sevgili teraziler. Sevgili teraziler ve benim gibi yükselen terazi olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. 11 ile 17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık yorumum için sizlerleyim. Pazartesi ile başlıyoruz bu haftaya. Pazartesi günü ay Aslan Burcu'nda, biraz da herkes de şöyle karşılıklı özgüven yüksek olabilir. Fakat sizin için tabii bunlar daha gerideki konular, eğitim noktası vesaire gündeminiz. Pazartesi günü Merkür de artık Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Transitine o şekilde devam edecek. Nisan'ın sonuna kadar burada kalacak. Söylemlerimizde biraz iki kere düşünmemizde fayda var. Onu da sizi de, evet tamam Venüs'ü yönetiyor olabilir ama bu size sadece haklı olduğunuz konuları net bir şekilde masaya yatırmak fırsatı verir. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle de para pazarlığı konusunda. Neden? 8-2 aksı, yani Boğa ve Akrep aksında biliyorsunuz hem güneş tutulması hem ay tutulması yaşanacak. Bu yıl boyunca seneye Temmuz ayına kadar pek çok konuda haklısınız. Para kazanma konusunda bir disiplin getireceksiniz. Bunu gerekliliğini söylüyor güneş tutulmaları. Ona özel detay vereceğim. Fakat şimdi özellikle sizin yükselen burcunuzda da bir dolunay gerçekleşecek ayın 16'sında. Ondan önce şunu atlamadan söyleyeyim. Salı günü ay artık Başak Burcu'na geçtiği vakit aynı zamanda Jüpiter'de Neptün'le kavuşum yapacak sevgili teraziler. Burası, evet tamam, sizin için 6. ev. Dolayısıyla iş disiplininiz konusunda güzel fırsatlar var ama size de bir konuda uyarı yapıyor. Burayı Jüpiter aydınlatıyor. Epeydir ihmal ettiğin bazı detaylar var. Bunlara odaklan diyor. Odaklanmamız gereken nedir? İşimizin düzeni, personelimiz ya da çalışan insanlar ya da birlikte çalıştığımız ekip arkadaşları. Bunları ihmal etmiş olabilirsiniz. Rutin işleri özel hayatınızdan dolayı ihmal etmiş olabilirsiniz. Buraya mutlaka odaklanmanız gerekiyor. Jüpiter Neptün kavuşumu o güne özel değil. Birkaç haftadır bu aşamada ve bundan sonraki birkaç hafta içinde mutlaka burayı derleyip toplamamız gerekiyor. Sonrasında artık Merkür'de, sonrasında artık Mars da Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs de Balık Burcu'nda. Bu söylemler biraz can acıtıcı olabilir. Karşılıklı konuşmalarda biraz iğneleyici konuşabilirsiniz. Bu şekilde de duyumlarınız olabilir. Demek ki neymiş, insan ilişkilerine çok dikkat edeceğiz. Ve sizin yükseleninizdeki bir dolunay size biraz kendinize çeki düzen vermeniz, tutum davranışınıza çeki düzen vermeniz üzerine sizi uyarmış oluyor. Ve karşınızdaki kişiye karşı, siz yani eşe karşı olabilir. Muhatabınız kim? Diyelim ki eşiniz değil de iş ortağınız olabilir. Avukatınız olabilir. Birlikte bir resmiyet kazanmış ikili ilişki, ki her kimse odur muhatabınız. Yani 1 ve 7. ev aksında bir dolunay var. Özellikle dolunay günü değil de bir gün sonrasında artık ay akrepteyken kafa karıştırıcı bazı konuşmalar olabilir karşınızdaki kimseyle. Ama karşınızdaki kişiye çok güzel kulak veriyor olmanız lazım sevgili teraziler. Çünkü dolunay sizin
yükseleninizde olduğu için belki de güneşinizdedir. Dolunay eğer terazi, güneş veya ay terazi iseniz sizin ayınızı ve güneşinizi etkileyecek olabilir. O zaman da işte yine kendi bulunduğu eviniz her neredeyse, güneşinizin bulunduğu her neredeyse ev, o zaman o evle ilgili planlama yapmak, program yapmak, kendine çeki düzen vermek, o evle ilgili disiplin geliştirmek mecburiyetiniz var. Yükseleniniz üzerinde terazi dolunayı bazı konuları artık tamamlama aşamasına gelmeniz lazım diyor. Yeni bir iş disiplini elde edebileceğiniz gibi ikili ilişkilerde de belki de artık yıpranmışlık var ve boşanmalar bile gerçekleşebilir böyle günlerde. Demek ki neymiş? Orada Jüpiter'le Neptün kavuşuyorken bazı konularda gerçekleri görebilme fırsatı veriyor size. Ama bir yandan da ikili ilişkilerde böyle bir dolunay, hem de 30 Nisan'da Boğa burcundaki dolunayın öncesinde böyle bir şey yaşıyor olmamız belki de ikili ilişkilerde çatırdamaya sebep olabilir. Yakınlaşmalar olabileceği gibi ayrılmalar da olabilir böyle bir günde sevgili teraziler. Sağlık konularına çok dikkat edelim. Çünkü sağlık variyetinizi de etkileyecek bir güney düğümle şu anda ilerliyorsunuz. İkinci evinizde güney ay düğümü var. Sağlık variyeti demek biliyorsunuz. Hastalıklar 6. ev. Orada bir Jüpiter-Neptün kavuşumu var. Hızlı iyileşmelere işaret eder. Ama yıl boyunca güney ay düğümü Temmuz 2023'e kadar ikinci evinizde. Dolayısıyla arada bir böyle sağlıkla ilgili sarsıntılar geçirme ihtimali verir. Umarım çok güzel bir hafta olur. Bence güzel şeyler söyledim, bilmiyorum. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Halen kanalıma abone değilseniz beklerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve gelelim sevgili akreplere. Sevgili akrepler, bu hafta hızlı bir hafta. Haftaya Aslan Burcu'nda ay ile başlıyoruz. Biraz da özgüveni yüksek günler demek oluyor. Ve sonrasında Salı ve Çarşamba günü ay Başak Burcu'nda olacak. Ve özellikle bu haftanın bir gündemi de size bir önceki videomda bahsetmiştim. Sizin de 5. evinizi aydınlatacak şekilde, yani çocuklar, onlarla gündeminiz, belki bir çocuk haberi, bir çocuk sürprizi, bir bebek sürprizi ya da çocuklarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Eğer çocuklarınız varsa, değilse de sevgilinizle çok özel zamanlarınız olabilir, bir sevgiliniz olabilir. Hiç yok ise bir sevgili gelebilir size böyle dönemlerde. 12 Nisan'da Jüpiter'le Neptün kavuşumu yaşayacağız, bahsetmiştim size. 5. evinizde olduğu için de bütün gündeminiz aslında buraya odaklanmanız çerçevesinde olabilir. Haftalar da sürecek aslında, Nisan'ın sonuna kadar da tam ayrılmamış olacaklar ve kavuşum açısında olacaklar. Yepyeni bir sürpriz sevgili gelebilir. Eğer hiç kimse yoksa hayatınızda. Ve sevgili akrepler, 7. evinize, yani Merkür Boğa burcuna geçiyor, tam karşı noktanıza. İletişiminiz çok kuvvetli olacak karşınızdaki kişiyle. Oturup eline boyuna düşüneceğiniz, konuşacağınız, iletişim kurabileceğiniz biri karşınıza gelebilir. Bu da onu da gösteriyor. 15 Nisan akşamı Mars da Balık burcuna geçiş yapıyor. Venüs zaten Balık burcunda. Dolayısıyla 5. evinizde güzel güzel tekrar tekrar fırsatlar var. Jüpiter orada, Neptün'le kavuşuyor. Yani dualarım kabul oldu diyeceğiniz bir denklem gerçekleşiyor. Ve 16 Nisan'da da sevgili akrepler, bir dolunayımız var. Terazi burcunda bir dolunay. Bu sizin 12. evinizi etkiliyor. 12. eviniz bazı konularda hayal kırıklığına işaret eder. Rüyaların gerçek oluşu, terazinin 26 derecesinde olduğu için size de çok yakın. Yani eğer akrebin ilk derecelerindeyse yükseleniniz ya da güneşiniz 5 dereceye kadar diyelim biz ona, o zaman mutlaka etki alırsınız yükseleninizde gibi. Yükseleninizde gibi. Diğer türlü terazinin 26 derecesi, yani sizin 12. eviniz biliyorsunuz. Ve terazinin 26 derecesindeki böyle bir dolunay ikili ilişkilerde uyum göstermek zorunluluğu, ama bu iş ortamındaki ikili ilişkilerde olabilir, 6-12 aksında olacağı için uyum mecburiyeti getiriyor. Venüs yönettiği için hem parayla ilgili de aslında güzel haberler alabilirliğinizi gösteriyor ya da normalden biraz fazla harcama yapabilirsiniz, onu gösteriyor. Nisan ayında değilse de Mayıs ayında bu etki var. Mayıs videolarımda aktarıyorum size bunu. Ve biliyorsunuz sevgili akrepler, 7 ve 1 aksında, yani ben ve sen, siz kendiniz ve eşiniz varsa, değilse de evleneceğiniz
kişi ya da evlilik ihtimali de olmayabilir elbette. Hayatınızda kimse olmayabilir. Karşınıza aldığınız her kimse işte bütün bu yıl boyunca boğa üzerinde ve akrep üzerindeki güneş ay tutulmaları sırasıyla hep sizin yükselen ve karşı noktanız. 16 Mayıs'ta akrep burcunda bir ay tutulmamız var. Ondan önce de sizin 7. ev noktanızda belki evlenmek, belki boşanmak bilmiyorum. Bir ihtimal tam olarak ayrılıklar, uzamış ilişkilerde problemli ilişkilerde ayrılıklar ya da epeydir biz neden sürdürüyoruz bu ilişkiyi kafa karışıklığıyla evlenelim gitsin diyeceğimiz de bir ortam olasılığı getiren 30 Nisan'da bir boğa güneş tutulması var. Bununla ilgili tabi detaylı bilgi vereceğim ama bu haftanız çok hareketli. Çokça konuşmalar, söylemler çünkü biraz bazı konular kafa karışıklığı verebilir. Boğanın üzerindeki Merkür iki yönlü düşünmek, çok yönlü düşünmek mecburiyeti getiriyor. Enine boyuna düşünmeden hiçbir şeyin kararını almayın derim. Umarım çok güzel bir hafta olur. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmanızda fayda var. Sevgili akrepler, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhabalar sevgili yay burcu ve özellikle yükselen burcunuz yaysa hoş geldiniz demek istiyorum. 11-17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarıma. Ve sevgili yaylar haftaya ay aslan burcundayken başlıyoruz. Salı ve çarşamba günü artık Başak Burcu'na geçiş yapacak. Ve haftanın başında 6. evinize iş ortamınızdaki düzeninizi sağlayacak şekilde yani Boğa Burcu üzerine Merkür geçiyor. Demek ki neymiş 6. evinizdeki Merkür'le iletişim noktanız çok daha iyi seviyeye geliyor. Tabii ki iki yönlü düşünmek, çok hararetli olmamak, ay koçtayken Merkür koçlarken daha hararetliydiniz. O da sizin gibi bir ateş grubundan olduğu için özellikle daha bir hakkınızı arama yollarına gitmiş, daha hızlı konuşmuş, düşünmeden konuşmuş olabilirsiniz. Şimdi pazartesi artık biraz daha bazı konularda inatçı olabilirsiniz. Haklarınızı aramak konusunda biraz daha inat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Salı günü Jüpiter'le Neptün kavuşumu var. Bunu biliyorsunuz bir videoyla aktarmıştım. İzlemişsinizdir. İzlemedinizse de izleyin. Jüpiter-Neptün kavuşumu birkaç hafta öncesinde aslında başladı. Şimdi de öyle ki 12'sinde tam olarak kavuşum gösteriyorsa da bu dereceler çok çabuk ayrılıyor değil. Nisan ayı boyunca Jüpiter Neptün'le kavuşuyor durumda. Ve burası sizin 4. ev alanınız, yuva noktanız. Bazı yay burçları aileden de destek alarak ev alabilir, ev taşıyabilir. Ailem her zaman yanımda diyecekleri bazı gündemler olabilir. Aile yanınızda, aile kurmak isteyebilirsiniz yine ve çocuk sahibi de olabilirsiniz. Yani aileyi şenlendirecek, coşturacak bir Jüpiter Neptün kavuşumu sevgili yaylar. Şimdiye kadar böyle hissetmedinizse son haftalarda şimdi artık böyle bir gündeminiz var. Sonrasında 15 Nisan'da Mars da artık Balık Burcu'na geçiyor. Venüs de Balık Burcu'nda ve bu sizin 4. eviniz işte Jüpiter de burada. Yani demek oluyor ki gündeminiz aslında yuvanız. Bu haftanın bir diğer konusu da 16 Nisan'da terazi dolunayı var. 26 derece terazide. Dolayısıyla ileri derece 26 derece civarında koçta terazide yerleşimleriniz varsa Venüs, Jüpiter o zaman olumlu etki alırsınız. İdealler noktanız burası sizin. 11. ev noktası idealize ettiğiniz her konu. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ne istediniz kariyerle ilgili örneğin terfi, ne istediniz örneğin taşınmak veya başka bir ile göç etmek, bununla benzer her konu yani işinizin idealize ettiği alanınız yani 10. evin getirileri diyelim biz 11. eve neyi ideal ettiniz işte gelirinizle ilgili artış söyledim mi iki kere mi söyledim. Dolayısıyla 11. ev idealize ettiğimiz konulara kavuşabiliriz demek oluyor. Buradaki dolunayı ben asla kötücül yorumlamam. Neden? Çünkü Jüpiter'le çok güzel bir açısı var. Plüton'la güzel bir açısı var. Destekli. Ve 11. evinizde olduğu için özellikle kafanıza koyduğunuz idealize ettiğiniz her konuda Jüpiter'in de uzaktan güzel bir desteği var. Neptün'le kavuştuğu günlerde böyle bir dolunayı yaşıyoruz. 14 günde etkisi sürecek. Umarım kötücül bir şey gelmez. Ben çok olumlu bakıyorum. Biliyorsunuz artık benim bakış açıma. Ve 6 ve 12. ev aksındaki güneş ve ay tutulmalarının etkisi altına girdik. 30 Nisan'da bir güneş tutulması var. Sevgili yaylar 6. ev yani hem sağlık alanı hem de işle ilgili gündeminiz, iş ortamınız, personeliniz,
ev hayvanlarınız da dahil elbette 6. eve. Bütün bunlarla ilgili bir güneş tutulması gündeminiz bu yönde olacak, bunu gösteriyor. Ve bu hafta biraz sağlık sorunlarına odaklansak iyi olur. Çünkü bu hafta yaşayacağımız sağlık konularında, sağlık sıkıntılarında biraz kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Hani üşütme mi yoksa Covid mi, ikilemde kalabiliriz. En önemli detay bu. Üşütmelere dikkat edin. Bahar geldi ama o kadar da gelmedi diyelim. Kendimizi korumaya devam. Halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beklerim. Ve gelelim sevgili Oğlak Burcu'na. Sevgili Oğlaklar, güzel bir haftadayız, değişik bir haftadayız, çok hızlı bir haftadayız. Jüpiter-Neptün kavuşumu var, Terazi Burcu'nda da bir dolunay yaşayacağız. Şimdi sevgili Oğlaklar, kariyer noktanız bu hafta çok çok önemli. İşiniz çok önemli. Zaten Oğlak Burcu'nun her zaman işi çok önemli ve ön planda işiyle evli olabiliyor bazıları. İş disiplini çok önemli olduğu için sizler için. Yükselen Oğlaksanız özellikle 3. evinizde bir Jüpiter Neptün kavuşumu deneyimleyeceğiz. Ona özel bir video çekmiştim. İzlersiniz. Jüpiter Neptün kavuşumu özellikle 3. evinizde idealize ettiğiniz her konuyu, kendinize bir araç almaktan tutun da tutum davranış değişikliğine kadar işe gidiş geliş yöntemlerinizde ya da kardeşlerinizle ilgili konularda da güzel sonuçlar almaya kadar götürecek çok güzel bir kavuşum. Üçüncü evinizi aydınlatıyor. Sadece ayın 12'sinde mi? Hayır, sonraki haftalarda da yine bu etki altındayız. Çünkü Güneş'ten çok uzakta olan devasa gezegenler olduğu için Jüpiter ve Neptün ayrılıyorken de tam kavuşum açısını birkaç hafta daha korur. Aslında 3 haftadır belki bu açının altındayız. Yani iyicil şeyler, iyicil detaylar gelecek hayatımıza anlamına geliyor 3. ev konularında. Bu arada Mars da Balık Burcu'na geçiyor. 3. eviniz. Venüs zaten Balık Burcu'nda. Dolayısıyla bazı konularda, 3. ev konularında kafa karışıklığı da yaşayabiliriz. Eğitim hayatındaysanız, faturalar kesip satış pazarlama işindeyseniz, bir takım pazarlama reklam aktiviteleriniz varsa 9. ev konusu, 3-9 aksı çok çok önemli. Eğitim hayatında da ikilemde kalmayın. Her şey süt liman ilerleyecek sevgili Oğlaklar. Bu hafta bir de 16'sında, ayın 16'sında Terazi Burcu'nda bir dolunay var. Gel bana. Tamam, alabilirsin onu eline. Alabilirsin. Bu hafta aynı zamanda 10. evinizde kariyer ve statü alanınızda da bir dolunay var. Evet, kapandı. Tamam, onunla oynayabilirsin. İstersen içeride oyna, istersen burada oyna. Ata el salla herkese. Herkese el sallayalım Atacığım. Herkese bay bay. Herkese merhabalar. Ata bizi ziyaret etti. Şimdi ne diyordum? 10. ev kariyer statü alanınızda bir dolunay yaşayacağız. 26 derece Terazi Burcu'nda. Demek ki kariyer noktası ya da bu toplum önündeki duruşumuzla ilgili bazı konular tamamlanma aşamasında ve sonuna geldik. Bir karar almalıyız gibi değerlendirebiliriz. Farklı teklifleriniz olabilir. Uyum göstermek zorunda kalacağınız da uyumsuz, problemli, mobbing durumlarınız olabilir iş ortamınızda. İşte bunların her biri masaya yatırılabilir. Terazi uyumla ilgili öncelikle ve onu Venüs yönetiyor. Dolayısıyla bazı konularda şartlarınızı iyileştirmek üzere konuşmalar, taleplerde bulunabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Ve bunu çok seviyeli yapacağınız için de olumlu sonuç alabilirsiniz. Böyle bir terazi dolunayını bu kadar ileri derecelerde, 26 derecede bir terazi dolunayını çok olumsuz irdelemek doğru değil. 5-11 aksındaki güneş tutulmasının ve ay tutulmasının etkisi altındayız. Biliyorsunuz, detayda vereceğim bununla ilgili. 5. evinizde Boğa Burcu üzerinde 30 Nisan'da bir güneş tutulması yaşayacağız. Artık onun etkisi altındayız. Hemen sonrasında da Akrep Burcu üzerinde bir ay tutulması yaşayacağız. 5-11 aksında bu ikisini deneyimliyor olacağız. Ve umarım bu hafta sağlık konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatacaksınız. Kemik ağrılarınıza dikkat edelim. Uzun kemikler, uyluk, kaval kemikleri, dizler ve ayaklara dikkat edelim. Bu hafta bir takım anlamsız ağrılar, üşütmeler yaşayabilirsiniz. Kafa karışıklığına aman ha sebep olmasın. Kanalıma halen abone değilseniz lütfen beklerim. Görüşmek üzere. İyi haftalar dilerim. Ve gelelim sevgili kovalara.
Sevgili kovalar, 11 ve 17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili kova burcu, özellikle ikinci ev para konusu çok çok önemli bir haftadayız. Haftaya aslan burcundayken başlıyoruz. Yani 7. evinizdeyken başlıyoruz ay. Demek oluyor ki eşiniz varsa, eşinizle bir ortağınız, bir hayat arkadaşınız varsa onunla bir takım ikilemde kaldığınız konular ve duygusal konular pazartesi konuşulabilir. Aynı gün boğa burcu üzerine yani yuva noktanıza da Merkür geçiş yapıyor. Ayın sonuna kadar, Nisan ayının sonuna kadar Merkür 4. evinizde yuva alanınızda iletişiminizi kuvvetlendirir, giderek kuvvetlendirir derece aldıkça. Ve bu haftanın özel bir konusu da Jüpiter'le Neptün'ün sizin para alanınızda, parayla ilgili istekler, niyetler konusu, variyetleriniz, ev almak konusunda bir takım hedefleri gerçekleştirmek üzere Jüpiter Neptün'le kavuşuyor. Aslında birkaç haftadır bu etkiye yakınız. Şimdi tam kavuşumu deneyimleyeceğiz ve sonrasında da 3 hafta kadar, Nisan'ın sonuna kadar diyelim, Jüpiter Neptün'le yaklaşık kavuşum açılarında. Demek oluyor ki bu açıları deneyimliyorken ev almak mümkün olur, kredi çekmek mümkün olur. 2-8 aksında çokça gündeminiz olacak, hareketli gündemleriniz olacak. Kredi almak isteyebilirsiniz. Gayet güzel bir dönem. İkinci ev, kendi alın teri, para kazanma noktanız, hiç işi olmayan ve çalışmayan bir kova burcuysanız da iş bulmak ya da çalışma kararı almak gibi bir gündeminiz olabilir. Yepyeni bir iş yeri deneyimleyebilirsiniz ya da iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Son 3 haftanın gündemi demiştim. Bazılarınız, bazı danışanlarım özellikle beni anlıyor. Son 3 haftadır bu gündemin içindesiniz. Şimdi de bu hafta sonuç alma haftanız. Altını çizelim. Bu hafta sonuç alma haftanız. Kararları, açıklamalarını bir hafta ertelerlerse de sonraki hafta sonuç alma haftanız. Ve sevgili kovalar, ikinci evinize, balık burcuna hem Mars geçiş yapıyor hem de Venüs zaten burada. Hep parayla ilgili gayretiniz, gündeminiz, parayla ilgili trafiğiniz, Venüs para demek, bunlar ön planda. Bu haftanın bir diğer gündemi de 16 Nisan'da 26 derece terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin 9. evinizde yurt dışı gündeminiz olabilir. Yurt dışı ile ilgili bazı trafikleriniz olabilir. Göç etmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili özel bir çalışmanız olabilir. Formlar doldurabilirsiniz ya da uzak noktalarda muhataplarınız olacak. Yani uluslararası bir işletme, belki bizim ülkemizdesiniz de uluslararası bir işletmeye işaret eder. Dolayısıyla uzak noktalarda bulacağınız iş konusunda da böyle bir terazi dolunayı gündemi tamamlar. Yani bu gündemin tamamlanma hali özellikle 9. evinizde ya da 26 derece civarında gezegen yerleşimleriniz terazide, koçta varsa bu gündemin tamamlanma olasılığı şimdi işte mümkün. Dediğim gibi hem ikinci ev parayla ilgili pazarlık konusu, yepyeni bir iş, yepyeni bir gelirinizin artışı, bu konularla ilgili bütün niyetleriniz, bazılarınız ikinci bir iş bakıyor olabilir. Bu konularla ilgili konuların tamamlanması, Jüpiter Neptün dualarınızın kabulü anlamına geliyor. İlahi adalet noktası. Ve de 9. evinizde çok güzel bir kariyer sürprizi, kariyerle ilgili güzel haber ya da işiniz ya da toplum önündeki duruşunuz. Yani buna aslında statümüz nedir? Evli bekar. Bu konuda bir gelişme söz konusu olabilir. Toplum önündeki statünüzü değiştirme kararı alabilirsiniz. Bekar bir kova yükselenseniz evlilik kararı alabilirsiniz. Bazı kova danışanlarımın da eğitim kariyer noktasında da 9. ev akademik eğitim, özellikle bu konularda da terfi beklentileri, yepyeni bir geçiş beklentileri söz konusu. Onlarla da ilgili güzel gündemleriniz olabilir. Çok hareketli bir hafta. Pazar günü biraz kıskançlıklar, araştırmacılıklar, bunlar olabilir. Pazar günü ay akrep burcunda. Dolayısıyla pazara azıcık dikkat edin. Sivri dilli olmayın, kıskanç olmayın. Akışına bırakın bazı konuları demek durumundayım. Ve biliyorsunuz 4-10 aksı yenileniyor sizde. Nasıl yenileniyor? 10. ev kariyer ve statü noktanız. Statünüz bekar ya da evli olabilir. Bu sıfırlanıyor, yenileniyor. Yani bekar olan bazı kova burçlarının evleneceğini duyacağız. Ya da 4-10 aksında boğa burcunda
güneş tutulması olacak. Bu sizin dördüncü eviniz. Onuncu evinizde Akrep Burcu üzerinde de ay tutulması olacak. Hemen şimdi 30 Nisan ve 16 Mayıs'ta. Demek ki neymiş? Bunların artık etkisi altına girdik. Son 6 ay etkilidir. 30 Nisan'daki boğa tutulması ve 6 ay daha etkili olacak hayatımızda 30 Nisan'dan sonraki 6 ay. Demek oluyor ki çok hareketli bir hafta sevgili kovalar. Hem de kariyer ve statü noktanız çok hareketli. Para pazarlığı konusunda da çok avantajlısınız. Her türlü avantaj sizin istekleriniz, dualarınız yönünde. Umarım çok güzel bir hafta olur sevgili kovalar. Kanalımı takibe almadınızsa halen beklerim. Görüşmek üzere, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Ve gelelim sevgili balık burcuna. Sevgili balıklar, çok hareketli bir haftadayız. Bu haftayı hiç unutmayacaksınız. Belki bir ihtimal 1-2 günde sonraki haftaya bu gündemleriniz sarkacak. Her şeyden önce haftaya ay aslan burcundayken başlıyoruz. Pazartesi günü çok özgüvenimiz yerinde başlayabiliriz. Öyle zannediyor olabiliriz ya da biraz egovari konuşmalarımız olabilir ama boğa burcu üzerinde Merkür var. Pazartesi günü boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin de 3. eviniz. İş ortamınızda tekrar tekrar düşünerek konuşun. Faturalarınıza dikkat edin, ödemelerinize dikkat edin, insan ilişkilerine dikkat edin, kardeşlerinizle ilişkilerinize, söylemlerinize, sözlerinize ve iletişime dikkat edin. Merkür boğada iki kere düşün der. O faturayı kesmeden önce iki kere kontrol et der. Bence Merkür Retrosu da geliyor. İkizler'de Merkür Retrosu'nu deneyimleyeceğiz. Birkaç derecede boğada. Demek ki lütfen siz de 3 ve 4. eviniz olacağı için bugünden bilgisayarlarınızın şifrelerini veya antivirüslerini şimdiden kontrol edin derim. Ve sevgili balıklar, salı günü Jüpiter'le Neptün kavuşumunu siz yükseleniniz üzerinde deneyimliyorsunuz. Dualarınızın kabul olduğu bir takım konularınız olabilir. Son 3 haftadır aslında bu etkideyiz. Demek ki son 3 haftadır sizin dualarınız, niyet ettikleriniz veya kendinizle ilgili aldığınız kararlar konusunda fırsatlar var demektir. Yükselen üzerinde Jüpiter Neptün kavuşumu o fırsatları getirir. Ve tabii ki bu birkaç hafta daha sürecek. Çünkü bunlar güneşten uzak gezegenler olduğu için ayrılma açısı, iki yana savrulma açısı çok da kolay gerçekleşmiyor. Öyle Merkürler gibi. Ve bu hafta Cuma akşamı artık Mars da Balık Burcu'na geçiyor sizin yükseleninize. Venüs de zaten yükseleninizde. Evlenme kararı alabilirsiniz, nikah yapabilirsiniz, teklif edebilirsiniz evlilik. Belki de siz evlilik teklifi alacaksınız. Haftalardır aynı şeyi söylüyorum size. Nisan yorumlarımı evet izleyemediniz ama Mart'ta da benzer şeyler söyledim. Yol haritanızı çiziyorsunuz. Yükselen balık olarak kendinize yepyeni bir yol haritası çiziyorsunuz. Yükselen demek haritanın kalbi, her noktada karar alabilirim demek. Para trafiğiniz, evlilik konusu, çocuklarınızla ilişkileriniz, her noktada karar alabilirsiniz. 16 Nisan'da Terazi Burcu'nun son derecelerinde 26 derecede bir dolunay yaşayacağız. Bu sizin 8. eviniz alanı. Kredi almak isteyebilirsiniz ya da bir borç almak isteyebilirsiniz. 8. ev, evliyseniz eşin de parasıyla ilgili bazı tamamlanacak konular olabilir. Bazı konular tamamlanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bazı konularda çoktandır adım atmış olabilirsiniz siz ya da eşiniz. 8. ev konuları, mahkemeler, nafaka konuları, buna benzer her türlü konuda ameliyatlarınız. Şimdi bunlar sonuç alıyor artık. Tarihler belirleniyor, fiyatlar, rakamlar belirleniyor, artış oranları belirleniyor gibi. Yalnız 8. evinizde böyle bir dolunay varken, tabii ki bu 14 gün sürecek etkisi 30 Nisan'daki yeni ay, yani güneş tutulmasına kadar ve iş ortamınızı özellikle 3. evinizi etkileyecek de bir alan. Ve 8. evinizde böyle bir dolunay varken elbette 14 gün sürecek bunun etkisi. 30 Nisan'a kadar sürecek. Bazı konuların tamamlanma aşamasına geldiğini gösterecek bu da bize. Ve sonuç alırsınız. Bazı konularda mahkemelerin sonuçlarının belli olması gibi ya da yepyeni bir hak arayışınız, mahkemeye gidişiniz gibi karar alma aşamasında da olabilirsiniz. 8'deki dolunay aynı zamanda gelirinizle ilgili de bazı konulara ipucu
gösterir. 2-8 aksı olduğu için. Yani geliriniz artabilir, eşinizin geliri artabilir. Bazı konular artık tamam hale gelecek. Ya da sadece eşinizin geliriyle geçinecek olabilirsiniz. Dolayısıyla belki işle ilgili sıkıntılı bir sürecin de başlangıcı olabilir. İki yönlü düşünmek gerekir. Mutlaka fırsat olarak gelmeyebilir. Ama bu dolunayın yöneticisi Venüs. Ve ben de bunun fırsatlar olarak geleceğine çok inanıyorum sevgili balıklar. Bu yıl boyunca Temmuz 2023'e kadar bütün kuzey güney düğümler boğa ve akrep aksında. Dolayısıyla sizin için 3. ev boğa, 9. ev uluslararası ilişkiler, 3. ev günlük işleriniz, kardeşleriniz, ticaretiniz, akademik kariyeriniz, bütün bunlarla ilgili konular gündeminizde olacak sevgili balıklar. Demek oluyor ki yepyeni bir karar alabilirsiniz. Akademik kariyerde başlatmak, bitirmek, sonlandırmak, bunun nafil olduğunu düşünmek, boşuna bir çaba, boşuna bir kadro beklemek gibi gündemleriniz olabilir. Bazılarınızın bu şekilde gelmiş durumda ve üçüncü ev konularında kardeşlerinizden güzel haberler, iş ortamınızdan çok güzel haberler, kendinize bir otomobil almak gibi gündemlerinizde olabilir. Doğum haritanızdaki yerleşimler tabii ki çok önemli. Kendi kuzey güney düğümleriniz nerede çok önemli. İşte 3-9 aksı da bu şekilde sizi buralara odaklanman gerekiyor bu yıl diyor. Bu şekilde aydınlatıyor. Çok güzel bir hafta olmasını diliyorum. Pazar günü biraz sizin için huzurlu olabilir. Aslında ay akrepte, biraz da sivri dilli, biraz kıskanç olabiliriz. Gündemimize biraz dikkat edelim. Kontrolümüzün altında olsun. Sağlığa çok dikkat edelim. Güzel bir hafta dilerim. Halen kanalımı takip etmiyorsanız takip etmenizde fayda var. Bu beni sevindirir. Görüşmek üzere sevgili balıklar. Hoşçakalın.